Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Starship ateşleme testini tamamladı. Rus uzay aracında ikinci sızıntı, New Glenn'e yeni sipariş. Haftanın önemli uzay haberleri. Starship uzay aracı 31 motoru ile statik ateşleme testini tamamladı. SpaceX, gelecek çalışmalarının omurgasını oluşturmasını beklediği Starship uzay aracının ilk tam ateşleme testini gerçekleştirdi. 10 Şubat günü Amerika'nın Texas eyaletindeki Boca Chica Starbase merkezinde gerçekleştirilen denemede ilk olarak 7 numaralı itici rokete yakıt dolduruldu. Test için kısmen doldurulan roketin kontroller sırasında 33 motorundan bir tanesi testten hemen önce uçuş ekibi tarafından kapatıldı. Ateşleme emri verildiği sırada ise uçuş bilgisayarı bir başka motoru kendi kararıyla kapattı. 31 motorla gerçekleştirilen test başarıyla sonlandırıldı. Test sonrasında açıklama yapan Elon Musk ve SpaceX, roketin %50 güçle 3600 ton itiş gücü ürettiğini ve kapanan motorlar dışında bir problem yaşanmadığını bildirdi. Elon Musk ayrıca gerçek bir uçuşta %90 güçle çalışacak olan roketin iki motoru kapansa bile rahatlıkla yörüngeye çıkabileceğini de ekledi. Kapanan motorların neden kapandığının tespitinden sonra bir ateşleme testinin daha yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Ancak yörünge testi için halen Mart ayını hedefledikleri bildirildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı bir başka Rus uzay aracında sızıntı tespit edildi. Rus uzay ajansı Roscosmos, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlı olan Progress kargo uzay aracının harici soğutma sisteminde basınç kaybı yaşandığını duyurdu. Açıklamada sızıntının aracın istasyona kenetlenmesinden sonraki saatlerde gerçekleştiği bildirildi. Şu an için soğutucu sistem arızasının istasyon ve içinde yaşayan 7 mürettebat için bir tehlike arz etmediği açıklandı. Yaşanan bu olay 2 ay içinde Rus uzay araçlarında meydana gelen ikinci soğutucu sızıntısı oldu. 14 Aralık 2022 tarihinde de Soyuz uzay aracı benzer bir sızıntı yapmış ve yapılan değerlendirmeler sonunda insanlı uçuşlar için güvenli olmadığına karar verilip ıskartaya ayrılmıştı. New Glenn, Mars uydusu için seçildi. NASA, Mars manyetosferini incelemesi için gönderilecek olan Escapade uydularının fırlatılması için Blue Origin ile anlaştı. NASA'nın gezegen araştırmaları için küçük ve yaratıcı görevler programının bir parçası olan uydu ikilisi, daha önceleri Ağustos 2022 tarihinde Psyche uydusu ile birlikte yan yük olarak fırlatılacaktı. Ancak yörünge değişiklikleri nedeniyle bu plandan vazgeçildi. Daha sonra 2024 yılında alınan fırlatma için yapılan çalışmada ise fırlatıcı olarak Blue Origin seçildi. Firmanın bu tarihe kadar roketi hazır hale getirmesi ve yörünge denemesini gerçekleştirmesi bekleniyor. Rocket Lab tarafından üretilen Escapade uyduları Mars yörüngesine girerek güneş rüzgarlarının Mars atmosferini zaman içinde nasıl söküp attığının yanıtını aramaya çalışacak. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 3 uçuş bulunmakta. 15 Şubat Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üssünden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular uzaya gönderilecek. 17 Şubat H-3-22 Alus 3 seferi. Japonya'nın Tanegashima adasından gerçekleştirilecek olan seferde Pasco firmasına ait Alus 3 yer gözlem uydusu güneş eşiğinin yörüngeye çıkartılacak. Bu sefer aynı zamanda H-3 roketinin de ilk seferi olacak. 18 Şubat Falcon 9 Inmarsat 6 seferi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden gerçekleştirilecek olan fırlatmada Inmarsat'a ait haberleşme uydusu uzaya gönderilecek. Uzay Gemisi Dünya'nın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.